Ben de böyle güzel, kaliteli, içerikli, iyi bir program vesilesiyle sizlerle birlikte olmaktan duyduğum memnuniyeti belirterek konuşmamı başlamak istiyorum. Hem bir bakan yardımcısı olarak hem de Ankara'lı bir kardeşimiz olarak hepinize hoş geldiniz diyorum. Süleyman Başkanım'la tabii yakın çalışıyoruz. Kendisi fikir üretmeden, proje üretmeden duramayan insanlardan. O yüzden çok güzel çalışıyoruz. Kendisi programı gönderdiğinde özellikle inceledim. Yarın güzel bir program olduğunu memnuniyetle gördüm. Elbette internet medyası artık çok önemli. Dünya öyle bir hale aldı ki artık internette yoksanız aslında yoksunuz. Sanki yeryüzünde yoksunuz gibi. Bunun hesaplamaları da yapılıyor biliyorsunuz yurt dışında. İnternette kapladığın alan kadar varsın deniliyor. Dolayısıyla yaptığınız işin ve mesleğinizin önemliği her geçen gün biraz daha artıyor. Tabii ben artık belli bir yaş grubuna ait bir insan olarak gazete okumayı, kitap okumayı, yani fiziksel kitap okumayı, kitabın kokusunu çok seviyorum ama günlük yaşam tempomuzda da gerçekten bu tarz şeyleri daha az vakit ayırır olduğunda her şeyi daha dijital ortamda, internet üzerinden takip ediyor olduk. Dolayısıyla sizler çok kıymetli bir iş yapıyorsunuz, çok önemli bir iş yapıyorsunuz. Çünkü biz artık dünyayı sizin üzerinizden okuyoruz. Bu nedenle son derece önemli, önemi artan bir mesleğimiz var. Bir o kadar da nazik bir konu tabii ki. Çünkü internet ortamında olması dezenformasyonda aslında bir taraftan açık bir alan da yaratıyor. Yanlış haberin çok hızlı yayılabilme ihtimali de var. Neden? İşte bu kopyala yapıştırla. Çok hızlı yayılabilme ihtimali var. Yanlış yere gitme ihtimali var. Yarın bunları konuşacaksınız. Bu nedenle de sizler gibi bu işin mutfağından yetişmiş, mesleğini layıkıyla yapan üstadların çabası son derece kıymetli. Yani bu toplumda bir dezenformasyondan bahsediyorsak bunlarla aslında mücadele eden en öndeki kişiler, biz biliyoruz ki sizlersiniz ve sizlerin de daha fazla bu anlamda desteklenmeye ihtiyacı var. Başta internet yasası olmak üzere. Yarınki programı incelediğimde işte medyada dezenformasyon var, basında kim tartışıyorsunuz, tabii ki mevzuat tartışıyorsunuz, internet hukuku. Bu dünyada da internet hukuku, telif hakları, dijitalleşmeyle birlikte telif hukuku da zora girmiş durumda çünkü şu anda. Bunlar da çok tartışılan yeni yeni alanlar. Ülkemizde bu alanda eğitim programlarının da artması gerekiyor. Üniversitelerin bölümlerinin de çoğalması gerekiyor. Ben programınızı da çok beğendim. Harika bir etkinlik, kıymetli, önemli. Ülkemiz için çok önemli. Bu nedenle emeği geçenleri ayrı ayrı tebrik ediyorum ve bütün katılımcılara da teşekkür ediyorum. Biz de bu günlerde Kültür Turizm Bakanlığı olarak son derece telaşlı ve heyecanlı günler yaşıyoruz. Biliyorsunuz Türkiye Kültür Yolları diye bir konseptle tanıştırdık ülkemizi. Bu çok uzun bir çalışmaydı. Kültür Yolları Festivali. Çay var mı? Çay. Ben de içeceğim biraz. İlki de geçen yıl İstanbul'da 29 Ekim'de İstanbul Kültür Merkezimizin açılışıyla birlikte AKM Şehre Festival getirdi mottosuyla Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'ni yapmıştık. Bu festivalin diğer festivallerden, diğer sanat festivallerinden veya kültür festivallerinden farkı neydi? 3 yıl üzerinde çalıştığımız bir rota yarattık AKM ile Galata Port arasında. Yürünebilir bir aks. Bunun üzerinde hem bakanlığımızın hem de özel sektörün hem de sanat alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarının bir araya gelerek yürünebilir bir aks yarattık. Aslında insanları özellikle pandemi sonrası sokağa çıkartmak için, iyi bir vesileyle sokağa çıkartmak için, hiç beklemedikleri bir yerde sanatla karşılaşmaları için
ve bu güzel vesileleri de bir araya gelmeleri için ve toplum olma için en önemli şartlardan birisi olan birlikte olmak, olumlu duygulara sahip olmak duygusunu tetiklemek için ve tabii ki sanatsal üretimi artırmak, gençlerimizi, çocuklarımızı da artan oranda sanatla buluşturmak için. Gittiğimiz yerde kültür ekonomisi oluşturmak için, kültür endüstrisini güçlendirmek için ve başta esnafımız olmak üzere de o yerin ticaret hayatına katkıda bulunmak için. Bu çok Beyoğlu'da çok sevildi geçen yıl, çok beğenildi. Bunun üzerine farklı şehirlerde bunu yaygınlaştırabiliriz miyiz diye düşünürken, ikincisini bu bahar ayında hem Beyoğlu hem başkent olarak ikincisini de Ankara'da gerçekleştirdik. Ankara'da da tabii bir rota çıkarmak istiyoruz. Çünkü bizim festivalimizin alameti harikası, şehre taşması, meydanları kullanması, sokakları kullanması, vapuru kullanması, tramvayı kullanması. Yani kapalı alanlarda değil, sokaklara taşan bir şehir festivali olması. Bu nedenle tematik bir sanat festivali değil. Şehre taşan, herkesi saran, kucaklayan bir festival. Ankara'da da 4.7 kilometrelik bir aks belirledik. Çünkü Ankara'nın tarihi katmanlarını biraz galiba Ankaralılar da unuttular. Ankara'da görev yapan arkadaşlarımızı destekleyeceklerdi. Bizim pek çok gencimiz Ankara'da Ankara Kalesi'ne gitmemiştir. Ne kadar acayip. Veya Ankara'nın aslında Roma İmparatorluğu'nda da önemli bir kent olduğunu bilmez. Ankara'nın Selçuklu İmparatorluğu'nun Osmanlı'nın önemli bir şehri olduğunu 1700'lerde İngiltere'ye ihracat yapabilen bir şehir olduğunu, ahiliğin başkenti olduğunu bilmez. Böyle bir tarihi katmanlardan geliyor Ankara, Roma'sı, Selçuklu'su, Osmanlı'sı. Cumhuriyet'le birlikte, başkent oluşuyla birlikte zaten çok farklı bir noktaya taşındı ki Cumhuriyet'in ilk yıllarına hitap eden Türkiye 1. Mimarlık Dönemi en güzel, en nadide örnekleri de mevcut Ankara'dır, o uluslararası opera arasında. Buna bir de bugünün Ankara'sını, geleceğin Ankara'sını, çağdaş Ankara'yı temsil etmesi açısından da futuristik tasarımıyla CSO Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası konser salonumuz bir sanat adası olarak planlandı. Bunu kaptık. Böyle bir 4.7 kilometrelik aks üzerinde Ankara'nın bütün tarihi katmanlarını yürüdüğünüz zaman binalarından da hissedebileceğiniz bir alan üzerinde pek çok etkinlik organize ettik. Bahar aylarında yaptığımız 28 Mayıs 12 Haziran tarihleri arasında yaptığımız etkinlikte 2.3 milyon ziyaretçiyle buluştuk. Ankara'da çok sevildi, çok başarıyla karşılandı. Biz de çok mutlu olduk ve vatandaşımız da hemen bir sonraki ne zaman olacak diye sormaya başladı. Şimdi İstanbul ve Ankara'dan sonra diğer şehirlerden talep yağmaya başladı. Talep yağıyor şu anda da. Herkes bu kültür yolu konseptini çok sevdi. Yani yürünebilir bir aks ve bunun üzerinde yürüdüğünüz zaman farklı kültür sanat mekanlarıyla karşılaşıyorsunuz. Her yerde bir etkinlik oluyor. 7'den 77'ye herkese hitap ediyor. Hayat tarzı olarak, siyasi görüş olarak, yaş olarak, gelir grubu olarak kimseyi dışlamayan, herkesin kendisi için içinde bir şey bulabileceği bir festival. Bunu geliştirmeye karar verdik. Hangi şehir, üçüncü şehir olsun, dördüncü şehir olsun, nerelerden devam edelim diye düşünürken dedik ki ülkemizin bir doğusundan, bir batısından şehir seçelim. Bu şekilde yavaş yavaş büyük şehirlere yayılmaya başlayalım. Ve Diyarbakır ve Çanakkale'yi kattık. Ve Konya'da da Mistik Müzik Festivali konseptiyle yaptığımız bir festivalimiz vardı. Onu da Türkiye Kültür Yolları Festivali kapsamına aldı. Ve bu sene, bu sonbaharda yapacağımız versiyonunu 5 şehir oldu. Troya Kültür Yolu adıyla Çanakkale'de son 10 yıldır gerçekleştirdik. Sağolsunlar oradaki basın mensubu arkadaşlarımız da çok büyük destek verdiler. Ve Çanakkale çevre illerden de çok gelen oldu. Edirne'den, Tekirdağ'dan, Balıkesir'den. Çok büyük katılımlarla şehirde çok güzel anılar bırakan bir büyük festivali tasarladık. Şu anda Konya devam ediyor. 22 Eylül'de başladı. 1 Ekim'de Ankara. Tekrar başkent, eş zamanlı olarak Beyoğlu, 8 Ekim'de de Diyarbakır.
Önümüzdeki yıl inşallah buna Adana ve İzmir'de katılıyor. Bahar aylarında yapacağımız festivalde. Bugün Sayın Bakanımız da açıkladı. Önümüzdeki yıl iki şehir daha eklenecek ve 10 şehirde daha bunu yapacağız. Bizim burada amacımız ne? Gittiğimiz şehirde şehrin kültürel ve tarihi değerlerini ön plana çıkartmaya çalışıyoruz. Sanatsal üretimini artırmaya çalışıyoruz. Sanatçılarını maddi manevi anlamda desteklemeye çalışıyoruz. O şehirdeki insanların ulusal veya uluslararası alanda sanatçılarla buluşmasını sağlamaya çalışıyoruz. O şehirde kültür ve turizm ekonomisi yaratmaya çalışıyoruz. Ve tabii ki üniversitelerle birlikte çalışarak gençlerimizi de bu işin içerisine mutlaka katıyoruz. Biz şimdi cumartesi günü Ankara'da başlıyoruz. Burada olanları bekliyoruz. 72 noktada eş zamanlı 23 gün 1-23 Ekim arasında 72 farklı mekanda yapacağız. 5 güne yakın sanatçımız görev olacak. İnşallah bir önceki 2.2 milyon ziyaretçi rekorumuzu da kıracağımızı düşünüyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Ben 25 yıldır çalışma hayatının içerisinde olan birisi olarak basın mensuplarımızdan her zaman çok büyük desteğini gördüm. Bütün çalışmalarında, yaptığımız çalışmalarda. Çünkü şunu çok iyi biliyorum ki iyi bir iş yaptığınız zaman, kaliteli bir içerik sunulduğu zaman siz hemen o işin en büyük taraftarı, savunucusu oluyorsunuz. Ve öyle işlerim oldu ki yaptığınız işi, güzel işi bizden daha çok siz savundunuz, siz anlattınız. O yüzden ben şahsım adına da birlikte çalışmış buraya kadar bütün basın mensubu arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra da böyle olacağına yürekten inanıyorum. Her zaman çalışmalarınızda elimden geldiğince, gücüm yettiğince yanınızda olduğum, yanınızda olmaya da devam edeceğim. Başkanım hem de güzel organizasyon için hem de nazik davetiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Sağ olun. Süleyman Basa Başkanımızın bir sürprizi var. Azerbaycan Basın Konseyi üyeliğine seçilen değerli kardeşimiz Agil Bey'e bir pasta hazırlattı. Agil kardeşimizi ben buraya alıyorum, sahneye alıyorum. Süleyman Başkanımızı da sahneye alıyorum. Sayın Bakanım, Agil Amasya kardeşimizin bir özelliği var. Türk dünyası dostu, Türk dünyası için çok önemli yayınlar. Eşe Güney Hanım da burada, onu da alalım biz. Sayın Bakanım, bir bilgi daha vereyim. Bilmeyen dostlarımız vardır belki. Evet, Azerbaycan Basın Konseyi üyeliğine seçildiği için. Şurada belirtelim, Adil kardeşimin 2007 yılında yazdığı bir kitap var. 2007 yılında yazdığı kitabın özelliği şu, her kitap da bir değerlidir. Ama 2007 kitabın adı Terörün Gülen Yüzü. 2007 yılında bu kitabı yazdı. Teşekkür ediyoruz. Adi kardeşim söz verdi. Çok sürpriz oldu. Süleyman Başkan, çok teşekkür ederim. Toplantılarda da hem Türk internet medya bildiğimiz hakikaten çok ciddi bir çalışma. Çünkü eskiden Enver Paşa da olsun ve diğer Türk büyüklerinde olsun hep Turan hayali vardı. Bunun için günlerle at sürüyorlardı Doğu Türkistan'a ve diğer yerlere. Onun için internetle çok kolay bir şekilde biz Doğu Türkistan'dan Trakya'ya, Almanya'ya, hatta Londra'ya kadar uzanabiliyoruz. Bu gibi network çalışmalarda hakikaten bizim birbirimizi daha yakından tanımamıza, sanal arkadaşlıklardan real arkadaşlıklara getirip çıkarıyor. Çok kıymetli bir faaliyetiniz ve biz de elimizden geldiğimiz kadar bundan önce nasıl olduğu gibi bundan sonra daha da hakikaten çok sürpriz oldu. Çok teşekkür ederim. Sayın Bakanım size çok çok teşekkür ederim. Var olun. Çok teşekkür ederim. İnşallah sizlere daha görüşürüz. Hadi bakalım. Pastanın üzerini siz göremiyorsunuz şimdi arkadaşlar. Adil Bey'in Şuşa'da, o meşhur kapıda benim de aynı yerde fotoğrafım var. Ben de gittim, ziyaret ettim. Çok güzel bir fotoğrafı var pastanın üstünde. Bence kesmeden önce fotoğrafını da alalım. Bak pastanın. Hangi özel?
Çok sağ olun. Çok çok İsmail Karakaş, Abdus Samet, Akdemir, İlkiler'den geldiler.